İstanbul. The people, three of them are right there. The people who work there with me have become like my family. And I am a person who loves culture and language and things that are different. So I want to share what I have experienced with them, with you guys. I had them record like some clips of them talking about their lives, where they came from in Turkey, why they moved here in Turkish, so you won't understand. But yeah, so just a little bit about them. I just wanted to share that with you guys. Also, after the piece is over, we're going to be serving up some rakı, which is like a Turkish aperitif liquor. We're going to bring it out, so you guys are welcome to join us and try that with us. So yeah, enjoy. Ailem Konyalı, İç Anadolu bölgesinden. Amerika'ya 3 yıl önce geldim. Aslında 3 ay kalacaktım. Dil eğitimi için geldim, İngilizce öğrenmek için geldim. İngilizceyi biraz öğrenmeye başladım. Başımda saçlarım karadır, deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Bir Temmuz gününde dünyaya gözlerimi açmışım. O zamandan beri 27 yıllık hayat kariyerime devam etmekteyim. San Francisco'ya 2005 yılında dil okulu için geldim. Sadece 6 aylığına. Daha sonra bu süre biraz daha uzadı. 1,5 yıl oldu. Şu anda en az 2-3 yılım daha var. Thank you.
Nisan, hiç unutmuyorum çünkü Nisan 16'ydı biletim. Sonra tam hazırlandığım gün Europe'da yanardağ patlaması oldu. Ve uçuşum 10 gün ertelendi ve ben o 10 gün içinde 3 kere havaalanına gidip geldim. Bir seferinde varmadan 8'ine her gün oldu gün zile. Hem çocuk hem de kadın, 12'sinde ana. Bir gül gibi ol ve narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadının zile. Yağmuru kim döküyor? Gün zile kaç boyun ediyor? Dayaktan ıslanalı hiçbir şey sormuyor. Kalacağım ya da gideceğim diye bir şey yok ama şu an için buradayım, galiba mutluyum. Hani böyle bir şey içinde zorlamak da istemiyorum kendime. Kalacağım, bu kadar süre kalacağım ya da şu kadar süre kalmayacağım. Bu süre içerisinde buraya gideceğim diye bir şey yok. Yarın ne göstereceğini bilmiyorum çünkü. O yüzden de kendimi böyle bir strese de sokmak istemiyorum. Bunun bu şekilde olması lazım. Bu kadar süre olması gerekiyor diye bir sürece sokmak istemiyorum kendime. Şimdi böyle inanır o sanırdı dünyanın bittiğine. Ünzile insan dölü, bilinmezlere gebe. Sırların mihnetini yükleyip tepeline varmadan sekizine her gün oldu gün zile. Hem çocuk hem de kadın, 12'sinde ana. Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadının zile. Hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan ıslanalı hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan ıslanalı hiçbir şey İstanbul'dan San Francisco'ya kısa süreliğine dil okulu için gelmiştim ve durumlar planlandığından çok farklı gelişti. Şu an bir college'da aşçılık bölümünü bitirmek üzereyim. Hiç aklımda olmayan bir yerde çalışıp çok güzel bir ailenin parçası oldum. Ve sen şu an bu ailenin hikayesini bir şova dönüştürüyorsun ve bize çok güzel bir anı yaşattığın için sana çok teşekkür ederiz. Thank you.
Zaman Türkiye'ye dönemiyorum. Buradaki yoğunluğumdan dolayı en son 3 sene önce gidebilme fırsatım oldu. Çok iyi arkadaşlıklar edindim ve burada olduğum için her geçen gün daha mutlu oluyorum. Tabii özlem de olmuyor değil. Fırsat bulduğum zamanlarda gitmek için çaba sarf ediyorum. Ama şanslıyım. Çok iyi arkadaşlarım var. Çok iyi birliktelikler edindim. Teşekkür ederim. Ben Karadenizliyim. Ailem hala Karadeniz'de yaşıyor. Türkiye'nin kuzeyi, Ordu. Ben orada büyüdüm. Buraya geldiğimde, San Francisco'ya geldiğimde 23 yaşındaydım. 10 seneye yakın bir süre oldu. Buraya üniversite için geldim. Üniversiteyi bitirdikten sonrasında aklımda her zaman kendi restoranımı işletmek vardı. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyordum. Sonraki koşullarda burada kalmaya karar verdik ama hala bir gün Türkiye'ye dönmeyi
Erik dalı gevdektir, erik dalı gevdektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Aman küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez.